Açık Öğretim Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf Ünite 5 Ünite Özetleri 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri Din, Allah Celle Celaluhu tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Din, akıl sahibi insanlara hitap eder. Dinin öğretilerini anlayabilecek tek varlık, akıllı düşünebilen, sorgulayan ve irade sahibi olan insandır. Allah Celle Celaluhu, peygamberler aracılığıyla emir, yasak ve öğütlerini herkese bildirmiştir. Peygamberler de hayatları boyunca bu ilahi buyrukları insanlara iletmişler ve insanları bu kurallara uymaya çağırmışlardır. Din vahiy yoluyla gönderilir ve değişmez. Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır. Din anlayışı, Allah Celle Celaluhu'nun peygamberler aracılığı ile gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimidir. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da farklı olur. Din anlayışı, insanların bakış açısına, yaşam tarzına ve içinde bulunduğu sosyoekonomik duruma göre değişiklikler gösterebilir. İnsanların dine bakış açıları birbirleriyle aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Bu sebeple tarih boyunca dinde farklı anlayış biçimleri ortaya çıkmıştır. Din, ilahi kurallar bütünüdür, vahiy yoluyla gönderilir, kişilere toplumlara göre değişmez, akıl sahibi insanlara hitap eder, dinin amacı insanlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır. Din anlayışı vahyin yorumuna dayanır, insanların bakış açısını yansıtır, zamanla değişebilir, çevresel faktörlerden etkilenir, kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir. İslam dininin ilk yıllarında Müslümanlar dini konularla ilgili sorunlarını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sorabiliyor ve onun ortaya koyduğu çözümleri kabul ediyorlardı. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi insanlara rehberlik etmesi için görevlendirmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların sorunlarına çözüm yolları gösteriyor ve davranışlarıyla onlara örnek oluyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra İslam dini Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında yayıldı. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve adetlere mensup insanlarla karşılaştılar. Bu durum dinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. İnsanların birbirinden farklı din anlayışına sahip olmalarının çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler insanın kendisinden kaynaklandığı gibi yaşadığı coğrafyadan, toplumsal yapıdan da kaynaklanmaktadır. İnsanların farklı duygu, düşünce ve karaktere sahip olmaları yaptıkları yorumlar üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca dini yorumlayan bilginlerin değişik bölgelerde yetişmeleri, farklı kültürlere sahip olmaları ve çeşitli metotlar kullanmaları gibi hususlar da dinin farklı yorumlanmasına neden olmuştur. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri, insanın yapısı, dini metinler, kültürel sebepler, coğrafi sebepler, sosyal sebepler, siyasi sebepler. İnsanların görüntü ve biçimleri nasıl birbirlerinden farklıysa, kişilikleri, huyları, akıl ve düşünme yetenekleri de farklıdır. Bu yüzden atalarımız beş parmağın beşi bir olmaz buyurmuştur. Aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen ve aynı olayı gören insanların farklı yorum yapmaları, insanların yapısının birbirinden nasıl farklı olduğunu gösterir. İnsanların sahip oldukları bu farklılıklar, günlük hayatta etkili olduğu gibi dini anlayıp yorumlamada da etkilidir.
Her insan içinde yaşadığı toplumun kuralları, inançları, örf ve adetlerinden etkilenir. Bundan dolayı aynı dine inansa da değişik coğrafyada yaşayan insanların din algıları arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Din sosyal olaylarla etkileşim halindedir. Savaş ve barış ortamları, doğal afetler ve göçler toplumsal değişimi etkileyen en önemli faktörlerdir. Toplumun tamamını etkileyen bu olaylar sonucunda yaşanan değişim insanların dini düşünceleri ve yaşam biçimleri üzerinde etkili olur. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Sadakallahülazim. Rum Suresi 22. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah Celle Celaluhu katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınmanızdır. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Sadakallahul Azim. Hucurat Suresi 13. Ayet. İslam düşüncesindeki farklı yorumlar, İslam dininin düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği önemin bir sonucudur. Din anlayışında farklı yorumların ortaya çıkması bir zenginlik olarak algılanmalıdır. İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı yorumlar hayatı kolaylaştırmıştır. Bu durum aynı zamanda İslam dininin farklı kültürlere sahip milletler arasında yayılmasında da etkili olmuştur. İnsanlar İslam'ın farklı yorumlarından kendilerine uygun olanı seçip dini hayatlarını sürdürebilmişlerdir. Sonuçta bir insan dinin farklı yorumlarından hangisine bağlı olursa olsun Allah Celle Celaluhu'ya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine ve Kur'an'a inanıyorsa Müslüman olarak kabul edilir. İslam düşüncesinde yorum biçimleri. İslam düşüncesinde yorum biçimleri mezhep olarak adlandırılır. Mezhep sözlükte gidilecek yer, gidilecek yol, takip edilen yöntem, metot, ekol anlamlarına gelir. Terim olarak mezhep, İslam kültüründe dini ilimlerde uzman olan bir müçtehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamıdır. İslam düşüncesindeki bu yorum biçimleri 3 farklı alanda ortaya çıkmıştır. Bunlar itikadi yorumlar, fıkhi yorumlar, tasavvufi yorumlar. İslam düşüncesinde itikadi yorumlar. İtikat sözlükte gönülden bağlanma, kesin karar verme, samimi olarak inanma, iman anlamlarına gelir. Terim olarak itikat, insanların dünyada ve ahirette mutlu olmaları için Allah Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu kuralların hepsini kesin bir şekilde kabullenmesi ve iman etmesidir. İslam dininin temelini inanç esasları oluşturur. Bu inanç esasları Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. İnsanların bu inanç esaslarına bir şey eklemesi mümkün değildir. İnsanlar sadece bu inanç esaslarının daha iyi anlaşılması için yorum ve açıklama yaparlar. İslam inanç esasları: Allah Celle Celaluhu'ya inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere inanmak. İnançla ilgili yorumların temel amaçları şunlardır: İman esaslarını anlaşılır bir şekilde açıklamak, din konusunda doğruyu ve gerçeği arayanlara yol göstermek, tevhid inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak, İslam'a ve diğer kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek, hurafe ve batıl inançların neler olduğunu tespit ederek Müslümanları bu konuda bilgilendirmek. Maturidilik,
Ebu Mansur Muhammed bin Mahmud el-Maturidi'nin görüş ve düşünceleri çevresinde oluşmuş itikadi bir ekoldür. İmam Maturidi 862 yılında Semerkant'ta doğmuş ve 944 yılında aynı yerde vefat etmiştir. İmam Maturidi inanç konusunda Ebu Hanife'den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla açıklamış, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde akli ve nakli delillerle ispatlamıştır. En meşhur eserleri Kitab-ı Tevhid ve Tevilatül Kur'an'dır. Maturidi'nin başlıca görüşleri şunlardır. İnsanın akıl yoluyla Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ulaşması mümkündür. İman bir bütündür. Artması ve eksilmesi söz konusu değildir. Cennete giden müminler Allah Celle Celaluhu'yu göreceklerdir. Büyük günah işleyen günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz. İnsana cüz-i irade verilmiştir. Bundan dolayı da insan tüm fiillerinden sorumlu olan bir varlıktır. Maturidilik özellikle Türkler arasında tanınmış ve kabul edilmiştir. Bu mezhep Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Eş'arilik, Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'nin görüşleri çevresinde şekillenmiş itikadi bir yorumdur. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari 873 yılında Basra'da doğmuş, 936 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Eş'ariliğin en temel özelliği inanç ile ilgili konuları anlamak için Kur'an'daki ayetlerin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin yanında akli delilleri kullanmasıdır. Eş'ariliğin temel görüşleri şunlardır. Allah Celle Celaluhu'nun ahirette müminler tarafından görülmesi mümkündür. İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil ancak vahiy yoluyla bilinebilir. Büyük günah işleyen kişi günahkar olur, dinden çıkmaz. Böyle bir kişinin durumu Allah Celle Celaluhu'ya kalmıştır. Allah Celle Celaluhu dilerse onu affedip cennetine koyar, dilerse yoldan çıkmasından dolayı onu cezalandırır. Allah Celle Celaluhu'nun zati ve subuti sıfatları vardır. Eş'arilik Irak ve Suriye olmak üzere Hicaz, Horasan, Mısır ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak görülmektedir. İslam düşüncesinde fıkhi yorumlar. Fıkıh sözlükte derin anlayış, kavrayış, bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek demektir. Terim olarak fıkıh, ibadet, cezalar ve muamelatla ilgili dini hükümleri Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden delilleriyle bilmektir. Kısaca fıkıh, kişinin günlük hayatta ve ahirette yararına ve zararına olan şeyleri bilmesidir. İslam alimlerinin Müslümanların günlük hayatta karşılaştıkları sorunları Kur'an ve sünneti esas alarak yorumlaması fıkhi yorumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İslam alimlerinin fıkıh alanındaki farklı görüşleri, halkın ibadetleri daha rahat anlayabilmesi ve uygulayabilmesini sağlamıştır. İslam düşüncesindeki başlıca fıkhi yorumlar şunlardır. Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik. İslam'da başlıca ibadetler, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Hanefilik, Ebu Hanife'nin görüşleri etrafında oluşan fıkhi bir mezheptir. Ebu Hanife'nin asıl adı Numan bin Sabit'tir. 699 yılında Küfe'de doğmuştur. Ebu Hanife yapmış olduğu içtihatlarda dinin genel ilkelerini, toplumun geleneklerini ve insan için faydalı olanı dikkate almıştır. Ebu Hanife'nin önde gelen öğrencileri İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf Hanefilik mezhebinin gelişmesinde
ve yayılmasında önemli pay sahibi olmuşlardır. Ebu Hanife'nin fıkıh ilmine olan katkılarından dolayı kendisine daha sonraları İmam-ı Azam yani Büyük İmam denildi. En meşhur eseri Fıkh-ı Ekber'dir. Ebu Hanife 767 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hanefilik günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'da yaygındır. Malikilik, Malik bin Enes'in görüşleri etrafında oluşan fıkıh mezhebidir. Malik bin Enes 712 yılında Medine'de doğmuştur. İmam Malik'in en temel özelliği Medine halkının dini konulardaki uygulamalarına büyük önem vermesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Medine'yi yurt edinmiştir. Sahabiler de onun hayat tarzını bizzat ondan görüp yaşadıkları için Malikiler Medine halkının uygulamalarını dinin anlaşılması hususunda delil olarak almışlardır. İmam Malik 795 yılında bütün ömrünü geçirdiği Medine'de vefat etti. En önemli eseri Muvatta olan İmam Malik'in görüşleri Hicaz bölgesinde yayılmış, ardından öğrencileri aracılığıyla Mısır, Kuzey Afrika ve Endülüs'e taşınmıştır. Günümüzde Maliki mezhebi Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan'da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Şafiilik, İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlardan biri olan Şafiilik, İmam Muhammed bin İdris Eş-Şafi'nin görüşleri etrafında oluşmuştur. İmam Şafi 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğmuş, 819 yılında Mısır'da vefat etmiştir. İmam Şafi bir meselenin çözümünde ilk önce Kur'an ve sünnete başvurur, eğer onlarda bir çözüm bulamazsa İslam alimlerinin ortak görüşlerine icmaya başvururdu. Bu üç kaynaktan birinde delil bulamazsa bu kaynaklara aykırı olmamak şartıyla kıyas karşılaştırma yöntemini kullanırdı. En önemli eseri Er-Risale isimli kitabı günümüze kadar ulaşmıştır. Şafii mezhebi ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Filistin, Irak ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Hanbelilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluşan ve ona nispet edilen fıkhi mezhebin adıdır. Ahmet bin Hanbel 780 yılında Bağdat'ta doğmuş, 855 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Hanbeli mezhebinde meseleler çözüme kavuşturulurken önce Kur'an-ı Kerim'e sonra da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine başvurulmuştur. Sahabilerin sözleri de delil olarak kabul edilmiştir. Hanbeli mezhebinde hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hakimdir. Ahmet bin Hanbel'in en ünlü eseri binlerce hadisi içinde bulunduran Müsned adlı hadis kitabıdır. Bu mezhep günümüzde daha çok Hicaz bölgesi, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'da yaygındır. İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de tasavvufi yorumlardır. Tasavvuf, İslam'ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi hayat tarzıdır. Ayrıca kötü huyları terk edip güzel huylar edinme, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin edep ve ahlakını davranış haline getirme yoludur. İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Alevilik, Bektaşilik. İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar ahlakı güzelleştirmek ve kişiyi manevi eğitimden geçirmek için ortaya çıkan yorumlardır. Tasavvufi yorumlar Kur'an'ın ana konularından biri olan ahlak esasları üzerinde durur. Tasavvufi yorumlar İslam dininin birçok coğrafyada olduğu gibi Anadolu'da da yayılmasına katkı sağlamıştır. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında etkili olan başlıca tasavvufi yorumlar şunlardır: Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Nakşibendilik, Alevilik, Bektaşilik. Yesevilik,
Hoca Ahmet Yesevi'nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Hoca Ahmet Yesevi, Orta Asya Türklerinin İslam'ı kabul etmelerinde etkili olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi, yetiştirdiği öğrencileri Türkistan'ın ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerine göndererek İslamiyet'in tanınmasını sağlamıştır. Hoca Ahmet Yesevi, bütün çalışmalarında Kur'an ve sünneti esas almış, insanların daha iyi anlayabilecekleri sade bir dil kullanmıştır. Ahmet Yesevi'nin Türkçe olarak söylediği ve hikmet denilen sözleri Divan-ı Hikmet isimli eserinde toplanmıştır. Yesevilik düşüncesinde temel ilkelerden biri insanı sevmek ve herkese şefkatli davranmaktır. İnsanları seven ve onlara yardım eden, kalp kırmayan ve yalan söylemeyen insan erdemli kişidir. Yesevilik düşüncesi hak ve hukuka riayet etmeye ve rızkı helal yollardan kazanmaya da büyük önem vermiştir. Yoksullara yardım etmek ve misafir ağırlamak erdemli davranışlardandır. Yesevilik, Türkistan bölgesinde doğup kısa bir süre içerisinde Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada yayılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi. Kadirilik, Abdülkadir Geylani'nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Kadirilikte diğer tasavvufi yorumlarda olduğu gibi Kur'an ve sünnete uymak esastır. İnsan her zaman günahlarından tövbe etmeli ve her işinde samimiyetle hareket ederek ibadete yönelmelidir. Kadirilikte en önemli görevlerden biri yoksulların hizmetine koşmak ve onların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmaktır. Kadirilikte günahlardan sakınmak, haramlardan uzaklaşmak, alçak gönüllü olmak, kendisine yapılan haksızlık karşısında bile beddua etmemek, dünya malına tamah etmemek, verilen sözü yerine getirmek önemli değerlerdendir. Kadirilikte insanın kötülüklerden arınması ve güzel huylar edinmesi için Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinin anılmasına ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirilmesine önem verilmiştir. Kadirilik Asya'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır. Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Kaddesallahu sirruh. Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatından sonra oğlu Sultan Veled tarafından sistemleştirilmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, bütün eserlerinde insanı dünya ve ahirette mutlu edecek bilgiler vermiş ve bu anlamda insanları hoşgörülü ve ahlaklı olmaya teşvik etmiştir. İnsanı Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı yüce bir varlık olarak görerek insanlar arasındaki ortak değerleri ön plana çıkarmaya çalışmıştır. İnsan ve Allah Celle Celaluhu sevgisi önemli üzerinde durduğu temel ilkelerdir. Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi isimli eserinde insanlara dürüst, cömert, çalışkan, alçak gönüllü ve sabırlı olmalarını tavsiye etmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi, Allah Celle Celaluhu'ya şükreden ve ibadetlerini yerine getiren bir kişi olmanın önemi üzerinde de durmuştur. Ona göre başkalarının iyiliğini istemek, helal kazanmak ve doğru sözlü olmak çok önemlidir. Mevlevilikte İslam dininin sevgi ve müsamaha içeren ilkeleri üzerinde önemli durulur. Bu yüzden kibir, kin, öfke, dedikodu gibi davranışlar insanın uzak durması gereken davranışlardır. Mevlevilik düşüncesinde musiki eşliğinde ve belli bir düzen içerisinde yapılan insanın kulluk şuuruna ulaşmasını temsil eden törene sema denir.
Sema sembolik olarak insanın kamil insan olma serüvenini, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini anlatır. Ayrıca insanın Allah Celle Celaluhu'ya aşk ile bağlanıp kulluğunu idrak etmesini, kudret ve kuvvet sahibi olan Rabbi karşısında acziyetini kavramasını, hissetmesini sağlar. Bu yüzden Mevleviler toplu halde sema yaparak kulluk bilinci ile Allah Celle Celaluhu'ya yönelmeye çalışırlar. Sema yapan semazenler. Nakşibendilik. Muhammed Bahaeddin Nakşibend'in düşünceleri etrafında oluşan tasavvufi bir yorumdur. Nakşibendilikte Kur'an ve sünnete sıkı bir bağlılık gösterilir ve ibadetlere önem verilir. Nakşibendiliğin en önemli ilkelerinden biri, ilim ve irfan meclislerinde iyi ve ahlaklı insanlarla her zaman bir arada bulunmaktır. Nakşibendilikte Allah Celle Celaluhu'ya çok anmak, insanın kötülüklerden uzak kalması için önemli bir ilkedir. Allah Celle Celaluhu'yu sessiz bir şekilde çokça zikreden bir insan, Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kalbine nakşedecektir. Nakşibendilikte her anı iyi değerlendirmek, iyilik yapıp hayır işlemek, dünyevi işlerle ilgilenirken aşırı arzulardan uzak durmak, kalbi kötü düşüncelerden arındırmak, gönlünde Allah Celle Celaluhu'dan başkasına yer vermemek, Allah Celle Celaluhu'yu daima hatırlamak ve zikretmek temel prensiplerdir. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin Nakşibendi Hazretleri Kaddesallahu Sirru. Alevilik, Bektaşilik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytini, yani Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı derin bir muhabbetle seven ve onlara taraftar olanlara Alevi denilir. Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli'ye bağlı olan ve onun yolundan gidenlerin oluşturduğu düşüncenin adıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın velayetini kabul eden, Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i esas alan, Ahmet Yesevi'nin ve temel öğretisi sayılan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak bilinen 4 kapı 40 makam ilkelerine göre uygulayan kimseye Alevi Bektaşi denir. Alevilik, Bektaşilik düşüncesi diğer tasavvufi oluşumlar gibi İslam'ın ahlaki prensiplerinin insanlar arasında yaygınlaşmasını amaçlar. Bu konuda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytini kendilerine örnek alır. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, gerçek ismi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata. Alevilik Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkanlar. Cem ve Cemevi. Cem toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Cemevi, cem için bir araya gelen kimselerin toplandığı yere denir. Bektaşilikte ise cemevi yerine meydan evi ifadesi kullanılmaktadır. Cemevi, tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekan, duruma göre yoksullara aşevi, misafirhane, birlik, dirlik ve kardeşlik evidir. Ayrıca ilim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır. Cem'e katılanlar aşkla Allah Celle Celaluhu'ya yönelir. Cem'de tevhidler, La ilahe illallah okunur. Eller göğüslere konarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine salavatlar getirilir. İşlenmiş olan günahlar için tövbe istiğfar edilir. Cem her zaman yapılabilir. Bununla birlikte bazı durumlara özgü cemler gerçekleştirilir. İkrar cemi, görgü cemi, Abdal Musa cemi bunlardan bazılarıdır. Cem evi. İkrar cemi. Alevilik Bektaşilikte Aleviliğe kabul anlamına gelen ceme denir. İkrar cemi, bütün aşırı isteklerden, dünyalık geçici heveslerden uzak olmak kaydıyla Alevi öğretisini benimseyip bu yola girmek için yapılan cemdir. Görgü cemi.
Alevilikte yılda bir kez yapılan ve toplumda birlik beraberliğin sağlanması amacını taşıyan cemdir. Bu ceme katılan herkes kendi içinde bir sorgulama yapar ve gerekirse kusurlarını söyleyerek af diler. Dargınlar barıştırılır ve anlaşmazlıklar giderilmeye çalışılır. Aptal Musa Cemi. Her yıl sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılır. Herhangi bir cemevine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban keserler. Yapılan bu birlik ceminde küskünler barıştırılır ve elde edilen nimetler için Allah-u Celle Celaluhu'ya şükredilir. Buna Abdal Musa Kurbanı veya birlik cemi denir. Musahiplik, Alevilik Bektaşilik'te evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine denir. Musahiplik Bektaşilik'te ikrar ve nasip alma olarak ifade edilir. Musahiplik, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ensar ve muhaciri kardeş ilan etmesini hatırlatır. Alevilik Bektaşilik'te Hak Muhammed Ali yoluna girmenin temel şartı olarak kabul edilir. Musahiplik dayanışma ve paylaşmaya dayalı bir kardeşliktir. Musahiplik Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe arasında yaşanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın günümüze taşınmasıdır. Medineli Müslümanlar nasıl evlerini, işlerini, tarlalarını, bağ ve bahçelerini Mekke'den göç eden Müslümanlarla paylaştılarsa, musahipler de sahip olduklarını yol kardeşleriyle paylaşırlar. Cem'de 12 hizmet. Alevilikte 12 hizmet, cem esnasında 12 kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde yapılır. 12 hizmet, Hazreti Ali radıyallahu an başta olmak üzere onun soyundan gelen 12 imamı temsil etmektedir. 12 hizmet, 1 dede, 2 rehber, 3 gözcü, 4 cerrahçı, 5 zakir, 6 ferraş, 7 sakka, 8 sofracı, 9 pervane, 10 peyikçi, 11 iznikçi, 12 bekçi adı verilen kişiler tarafından yerine getirilir. 1. Dede, cemi yönetir. 2. Rehber, ceme katılanlara yardımcı olur, dedenin en yakın yardımcısıdır. Dedenin olmadığı zamanlarda onun yerine cemleri idare eder. 3. Gözcü, rehberin yardımcısıdır, cemde düzeni ve sükuneti sağlar. 4. Çerağcı, delilci, cemin başlangıcında çerağları uyandırır. Cem evlerinde 12 hizmetten biri de çerağı uyandırmaktır. Çerağı ışık ve nur anlamındadır. Cem başlamadan önce Nur suresinin 35 ve 36. ayetleri okunarak çerağlar uyandırılır. Kur'an ayetleri okunduktan sonra Yaradan'ın nuru aşkına ya Allah, ya Allah, ya Allah, nübüvvetin nuru aşkına ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, velayetin nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali denilerek 3 çerağ uyandırılır. Ardından 12 imamın adının zikredildiği bir dua okunur. 5. Zakir, aşık. Cem esnasında tevhid, düvaz, mersiye ve miraçlamayı bağlama eşliğinde okur. 6. Ferraş, süpürgeci. Cem yapılacak yerin temizliğinden sorumludur. 7. Sakka, ibriktar da denir. Cem sırasında el suyu döker. 8. Sofracı, kurbancı veya lokmacı da denir. Kurban ve yemek işlerine bakar. 9. Pervane, semahçı, semaha öncülük eder. 10. Peyikçi, haberci, cemin yapılacağını insanlara duyurmakla görevlidir. 11. İznikçi, meydancı, cemin yapıldığı yerin düzenini sağlar. 12. Bekçi, kapıcı, cemin ve ceme gelenlerin güvenliğini sağlar. Razılık ve kul hakkının sorulması. Üzerinde kul hakkı bulunan bir kimsenin ceme girmesi uygun bulunmaz. Bu sebeple cemin hemen başında dede taliplere dönerek şu uyarılarda bulunur.
Canlar, hep birlikte cem yapacağız. Yolumuz rıza yoludur. Biz sizi sizden alıp Hakk'a teslim edeceğiz. Önünüzdeki Hak'la dar ve didar olacaksınız. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bir gerçek ki müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah Celle Celaluhu'dan korkun ki esirgenesiniz. Sadakallahülazim. Hucurat Suresi 10. Ayet. Dede uyarılarına devam ederek Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Seçkin kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. Sadakallahülazim. Fecir suresi 27'den 30'a kadar olan ayetler buyurmuştur. Biz de size soruyoruz. Birbirinizden razı mısınız? Eğer kul, insan, kuldan, kardeşinden razı olursa Allah Celle Celaluhu da ondan razı olur. Aranızda dargın, küskün olanlar ve üzerinde kul hakkı bulunanlar varsa dar meydanına çıksın ve özünü dara çeksin. Eğer yoksa Allah eyvallah deyiniz. Ardından dede birbirinizden razı mısınız? Birbirinize haklarınızı helal ediyor musunuz diye 3 defa sorar. Herhangi bir kul hakkı varsa hak sahibine iade edilir ve helallik alınır. Semah, Alevi Bektaşi cemlerinde ceme katılanların Allah Celle Celaluhu'ya sevgi ve bağlılık duygusuyla onun güzel isimlerinden herhangi birini anarak ayakta dönmesine denir. Alevi Bektaşiler evrende bulunan her şeyin dönmesinden hareketle Allah Celle Celaluhu'ya olan aşk ve sevgilerini semahla ifade ederler. Semah sırasında ilahiler okunur, manevi bir coşkuyla eller gökyüzüne uzatılır ve Allah Celle Celaluhu'nun adı çokça zikredilir. Semahta haktan alıp halka vermek, paylaşmak gibi anlamları içeren elleri yukarı doğru uzatma eylemi semaha katılanların manevi coşkuyu hissetmelerini sağlar. Gülbank, Alevi Bektaşilikte dua Gülbank olarak isimlendirilir. Gülbank kelimesi sözlükte gül sesi, bülbül şakıması anlamlarına gelmektedir. Gülbank Allah Celle Celaluhu'ya sığınma, yalvarma ve ondan af dilemedir. Gülbanklarda cümleler kısa ve ahenklidir. Alevilikte kişi ve toplumu ilgilendiren dini ve ahlaki hemen her konuda bir gülbank bulunur. Alevilik Bektaşilikte insanlar kendi içinden geldiği gibi Allah Celle Celaluhu'ya dua ederler. Bu yalvarış kul ile Allah Celle Celaluhu arasındadır. Cem evlerinde genellikle dedelerin öncülüğünde dua edilir. Dede tarafından okunan gülbankı dinleyenler Allah Allah diyerek duaya katılırlar. Dua ve gülbankların sonundaki Allah Allah sözü Allah'ım duamızı kabul et, hakkımızda hayırlı olanı nasip et anlamında söylenir. Alevilik Bektaşilikteki bir gülbank örneği şöyledir. Bismişah Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, yüce Allah dildeki dileklerimize, gönüldeki muratlarımıza vasıl eyleye, milletimizin, devletimizin varlığını, birliğini, dirliğini sonsuz eyleye, yüce Allah dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyleye. Bir dua ifadesi olan salavat da Alevilik Bektaşilikte önemli bir yer tutar. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu ve melekleri peygamberlere salavat ederler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Sadakallahülazim. Ahzab suresi 56. ayette buyurur. Bu ayetin içerisinde geçen salavat sözü Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed şeklinde söylenir. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehli beytine rahmet et anlamına gelir. Alevilik Bektaşilikte cemlerde genellikle bu şekilde salavat getirilir. Lokma duası.
Alevi Bektaşilik'te her yemek sonrasında yapılan sofra duasının dışında bir de lokma duası vardır. Pişirilen yemekler sofraya getirilmeden önce dedeye sunulur ve duası alınır. Getirilen bu yemeklere lokma denir. Aşağıdaki iki duadan biri yapıldıktan sonra yemekler sofraya konur ve yenilir. Birinci dua: Allah Allah, sofra kucağından, bereketi bucağından kesilmeye, elin bereketli ola, başın devletli ola, lokma sahibinin lokması kabul ola, gerçeğe hu. İkinci dua: Bu gitti yenisi gele, hak erenleri bereketini vere, niyazınızı nur ola, yiyene helal yedirene delil ola, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola, gittiği yerler gam, kasavet görmeye, lokmalarımız canlara helal ola, dil bizden nefes hünkârı pirden ola, gerçeğe hu. Hızır ve Muharrem orucu. Alevilik Bektaşilik'te çok önem verilen Hızır orucu Şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. Bu oruç şu olaya dayandırılır: Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın bir gün hastalanır. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a üzgün bir durumda babasına gider ve bu durumu bildirir. Allah Celle Celaluhu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunlarının şifa bulması için dua eder ve iyileşmeleri halinde kızı Fatıma radıyallahu anh'a ve damadı Hazreti Ali radıyallahu anh'a haya 3 gün oruç tutmalarını tavsiye eder. Onlar Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın iyileşmesi üzerine 3 gün adak orucuna niyet ederler. İlk günün akşam oruçlarını açmak üzereyken bir yoksul gelerek onlardan yiyecek ister. Yiyeceklerini yoksula verirler. İkinci gün yetime, üçüncü günde yiyeceklerini kapılarına gelen esire verirler. 3 gün su ve tuzla oruçlarını açarlar. 3. günün sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anha "Orucunuz nasıl geçti ya Ali?" diye sorar. Hazreti Ali radıyallahu anh da "Size malum ey Allah'ın elçisi" der. O vakit Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün peş peşe kapınıza gelen kimse Hazreti Hızır idi. Yüce Allah Celle Celaluhu sizin sabrınızı sınamak üzere Hızır'ı göndermişti. Buyururlar Alevi Bektaşiler, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın bazı aile fertleriyle birlikte Kerbela'da şehit edilmesi dolayısıyla Muharrem'in 10. gününü yas günü kabul ederler. Alevi Bektaşiler Muharrem ayının ilk 12 gününü oruçlu geçirirler. Bu oruçlarında Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın ve Ehl-i Beyt'in aç ve susuz bırakılmasının anısına hürmet gereği su içmezler, tıraş olmazlar, aynaya bakmazlar, kurban kesmezler ve et yemezler. Bu 12 gün boyunca akşamları oruç açımında cem evlerinde bir araya gelip günün anlamı hakkında sohbet ederler. Muharrem ayının 13. günü Kevser suresinin bir tecellisi olarak Hazreti İmam Zeynel Abidin'in sağ kalıp Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu günümüze kadar taşıdığı için şükran kurbanı keserler. Aşure pişirip dağıtırlar. O günün akşamı da cem evlerinde Muharrem cemi yaparlar. Dünyanın bütün renkleri bir araya toplanmışlar. Hangi rengin en önemli ve en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar. Yeşil söze başlamış: "Elbette en önemli renk benim. Ben yaşamın ve umudun rengiyim. Çimenler, yapraklar, ağaçlar için seçilmişim. Yeryüzüne şöyle bir bakın. Her taraf benim rengimle kaplı değil mi? Mavi oradan atılmış. Sen sadece yeryüzünün rengisin. Ya ben hem denizin hem gökyüzünün rengiyim. Gökyüzündeki mavi insanlara huzur verir ve huzur olmadan da siz hiçbir şey yapamazsınız." Sarı söze karışmış: "Siz dalga mı geçtiğinizi sanıyorsunuz? Ben güneşin rengiyim. Bu dünyaya sıcaklık verenim. Ben olmasam hepiniz soğuktan donardınız.
Turuncu onun sözünü kesmiş. Ya ben direncin ve sağlığın rengiyim. İnsanın yaşaması için gerekli vitaminler benim rengimde bulunur. Portakalı, havucu düşünün. Pek ortalarda görünmeyebilirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzelim rengi veren benim. Unutmayın. Kırmızı dayanamayıp sözü almış. Ben hepinizden üstünüm. Ben kan rengindeyim. Kan olmadan yaşam olur mu? Hem ben cesaret ve tehlikenin rengiyim. Savaş ve ateş rengindeyim. Aşk ve tutku benimledir. Bensiz bu dünya bomboş kalırdı. Mor ayağa kalkmış. Hepinizden üstün olan benim. Ben gücün ve asaletin rengiyim. Bütün liderler ve krallar beni seçmişler. Otorite ve bilgeliğin rengi benim. İnsanlar beni sorgulamaz. Aksine dinler ve itaat ederler. Ve bütün renkler bir ağızdan konuşmaya devam edip kavgaya tutuşmuşlar. Her biri diğerini itip kakıyor ve en üstüm benim diyormuş. Derken bir anda şimşekler çakmaya ve yağmur damlaları gökten inmeye başlamış. Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırıp korkuyla birbirlerine sarılmış ve yağmurun sesi duyulmuş. Sizi aptal renkler, bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük kavganız neden? Siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız. Birbirinizden farklısınız ve her biriniz çok özelsiniz. Haydi şimdi el ele tutuşup bana gelin. Renkler bu sözlerden çok utanmışlar. El ele tutuşup gökyüzüne doğru havalanmışlar ve bir yay şeklinde oraya yerleşmişler. Yağmur bundan sonra her yağmur yağdığında siz birleşip bir renk cümbüşü olarak gökyüzünden yeryüzüne doğru uzanacaksınız. İnsanlar sizi gördükçe huzur duyacak, güç bulacaklar. İnsanlara yarınlar için bir umut olacaksınız. Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size gökkuşağı diyecekler. Anlaştık mı dedi. Bu yüzden ne zaman dünyamızı yağmur yıkasa ardından gökkuşağı belirir. Biz de gökkuşağındaki o renkler gibi birbirimizden farklı ve hepimiz çok özeliz. Bunun farkında olmalı ve uyum içinde yaşamalıyız. Kıssadan hisse. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorumlar kendi içinde tutarlı ve özel olabilir. Ancak bunlar Allah Celle Celaluhu'nun insanlığa gönderdiği rahmeti olan Kur'an'ın ışığında birer zenginlik demektir. Bu yorumlar ve mezhepler Kur'an'a bağlı kaldıkları ve onun ışığından faydalandıkları sürece bir gökkuşağı oluşturabilirler. 5. ünite ölçme ve değerlendirme soruları. Soru 1. Din Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Bu tanımdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Dinin kaynağı akıldır. B. Din bir kurallar bütünüdür. C. Din özgür iradeye dayanır. D. Dinin amacı dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır. Doğru cevap A. Dinin kaynağı akıldır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışında ortaya çıkan farklı yorumların sebepleri arasında gösterilemez? A. İnsanların yapılarının birbirinden farklı olması. B. Kur'an dilinin herkes tarafından bilinemeyişi. C. Dini metinlerin farklı yorumlanması. D. Sosyal ve coğrafi sebeplerin etkisi. Doğru cevap B. Kur'an dilinin herkes tarafından bilinemeyişi. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların amaçlarından biri değildir? A. Tevhid inancı hakkında sağlam bilgiler vermek. B. Din konusunda doğruyu arayanlara yol göstermek. C. İslam'a yöneltilen eleştirilere cevap vermek. D. İslam dininde bireye sağlanan kolaylıkları açıklamak. Doğru cevap D. İslam dininde bireye sağlanan kolaylıkları açıklamak. Soru 4. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların sorunlarına çözüm yolları gösteriyor ve davranışlarıyla onlara örnek oluyordu. Üzerine düşen tebliğ görevini bıkmadan usanmadan yerine getiriyor, arkadaşlarının sorularını cevapsız bırakmıyordu. Bazen aynı soruyu soran farklı kişilere farklı cevaplar verdiği oluyordu.
Örneğin, cennete gitmek için ne yapmalıyım diye soran birine namaz kıl derken, aynı soruyu soran bir başkasına da anne ve babana iyilik et demiştir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Sadece soru soranlarla ilgilenmesi. B. Cevaptan herkesin yararlanmasını istemesi. C. İnsanların farklı özelliklerini dikkate alması. D. Geniş açıklama yapma fırsatının olmaması. Doğru cevap C. İnsanların farklı özelliklerini dikkate alması. Soru 5. İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorum biçimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? A. Yesevilik, Malikilik. B. Kadirilik, Mevlevilik. C. Eş'arilik, Nakşibendilik. D. Maturidilik, Eş'arilik. Doğru cevap D. Maturidilik, Eş'arilik. Soru 6. İslam kültüründe dini ilimlerde yetkin olan bir din bilginin dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İnanç, B. Mezhep, C. Tasavvuf, D. Fıkıh. Doğru cevap B. Mezhep. Soru 7. Alevilik Bektaşilik'te evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine musahiplik yol kardeşliği denir. Alevilik Bektaşilik'teki musahipliğin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır? A. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hicret yolculuğuna, B. Muhacir ile Ensar arasındaki dayanışma ve paylaşmaya, C. İslam düşüncesindeki farklı yorumlara sahip kişilerin arkadaşlıklarına, D. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ali radıyallahu anh arasındaki akrabalık ilişkisine. Doğru cevap B. Muhacir ile Ensar arasındaki dayanışma ve paylaşmaya. Soru 8. Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir? A. Yesevilik, B. Kadirilik, C. Mevlevilik, D. Maturidilik. Doğru cevap C. Mevlevilik. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'daki Müslümanlar arasında etkili olan tasavvufi yorumlardan biridir? A. Hanbelilik, B. Eş'arilik, C. Şafilik, D. Nakşibendilik. Doğru cevap D. Nakşibendilik. Soru 10. Cem, toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Alevilik Bektaşilik'te her zaman cem yapılabilir ancak bazı durumlara özgü cemler de vardır. Buna göre Aleviliğe kabul anlamına gelen cem aşağıdakilerden hangisidir? A. İkrar cemi, B. Görgü cemi, C. Abdal Musa cemi, D. Dardan indirme cemi. Doğru cevap A. İkrar cemi. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.